Ferit, bu akşam da maaşını veremeyeceğim. Kusura bakma. Ama eğer birkaç gün daha idare edebilirsen... Estağfurullah abi, önemli değil. Bir de şey var abi, eğer para lazımsa ben dayımla konuşayım. Belki sana yardımcı olur. Vallahi Ferit, çok iyi olur. Artık etrafta borç isteyecek kimse kalmadı. Eğer dayın yardım ederse işleri toparlarım. Hemen de parasını geri öderim. Ama ne der acaba? Allah büyük abi. Hele ben bir konuşayım. Olmadı başka bir çare düşünürüz. Sağ olasın Ferit. Ben çıkıyorum abi. Sabaha görüşürüz. Sabah erken gelme Ferit. Dinlen biraz. Yarın ben açarım. Tamam abi, sağ ol. Çocuğun okulu, evin kirası, faturalar, kredi kartları, Ferit'in maaşı. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Rasim, nereden çıktın böyle? Kolay gelsin. Ferit'le karşılaştım kapıda. İçeride olduğunu söyledi. Geç otur. Ne var ne yok? İşler nasıl? Vallahi değil Rasim. Gırtlağa kadar borç içindeyim. Baksana, bir dünya fatura. Demek öyle ha. Üzülme, her şey yoluna girer. Yok Rasim, yok. Bu defa işler fena. Peki, ben sana yardım edebilirim desem? Nasıl yani? Nedir bu? Bak Tahsin, elimde büyük bir iş var. Ne iş? Sahte kanser ilaçları. Eğer yardım edersen bunları beraber satar, parayı da yarı yarıya paylaşırız. Delirdin mi Rasim? Olacak iş mi? Kusura bakma, ben böyle işe giremem. Ya Tahsin, ne olacak? Altı üstü bir kerelik bir iş. Hem piyasayı biliyorsun. Yıllardır bu işi yapan güvenilir bir adamsın. Eğer sen... Boşuna hiç kendini yorma Rasim. Ben bu işte yokum. Peki, sen bilirsin. Ama unutma, büyük bir fırsatı kaçırıyorsun. Tövbe estağfurullah. Asin nerede kaldı Handan? Saat kaç oldu? Çalışıyor anne. Anlaşılan geç gelecek. Biz yiyelim istersen. Bu çocuk bu kadar çok çalışıyor. Bu kadar kendini paralıyor. Yine de bir şey sahibi olamıyor. Nasıl bir iş anlamadım. Zade'nin olduğunu gördüm geçen gün. Altındaki araba öyle böyle değildi. Bizimki bu işlere girerken oğlan kısa donla geziyordu. Anneciğim, geçtim lüks arabasını. Normal ihtiyaçlarımızı karşılasa yeter. Ayın kaçı oldu, çocuğun okul taksidini ödeyemedik hala. Ay, ne diyeyim kızım. Herkes zengin oldu çıktı. Bizimki elindekini eritti. Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Yemek yediniz mi? Yok, gel seni bekledik. Yok teşekkürler, ben aç değilim anneciğim. Rasim'le ofiste bir şeyler atıştırdık. Niye gelmiş o? Yoksa o da verdiği borcu mu istedi? Yok, şey için gelmiş. Bir iş teklifinde bulundu. Çok kazanacakmışız, çok karlıymış falan işte. Oğlum sen ne dedin? Olmaz dedim. Bana göre bir iş değil. Hem o paradan bize hayır gelmez. Okuldan arayıp çocuğun taksitlerini soruyorlar. Sen kendi kafana göre iş mi beğenmiyorsun Tahsin? Bravo vallahi, ne diyeyim? Ne alakası var Handan? Sadece benim yapabileceğim bir iş değil. Bilip bilmeden boş boş konuşuyorsun. Peki Tahsin, peki. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Her şeyi sen biliyorsun. Of Handan, of. Ne yapacağım ben? Ha? Sen söyle anne, ne yapayım ben? Ne diyeyim oğlum, ne diyeyim? Hiçbir şey alınmaz vallahi. Çok pahalı. Doğru anne. Uf. Neriman teyze, Handan. Ne güzel tesadüf. Nasılsınız? İyiyiz kızım, iyiyiz.
Biz de biraz alışveriş yapalım dedik. Zahide annen nasıl kızım, iyi mi? İyi iyi çok şükür. Memlekete gitti. Ahmet memlekete götüreyim de şöyle bir kesip dolaşsın dedi. İyi iyi maşallah. Ay nasıl? Ya çok güzel değil mi Handan? Güzel de çok pahalı değil mi? Ay aman canım. Parasını da mı ben düşüneceğim? Yoksa sizin işler düzelmedi mi daha? Yok kızım yok. Biz bir şey beğenmedik de ondan anlıyoruz. Ne bileyim Ahmet söylemişti Tahsin abi bir türlü borcunu ödeyemedi falan diye. Bakar mısınız? Tabii efendim. Bunun diğer renklerine buyurun. De bakmak istiyorum. Buyurun göstereyim. Ah Tahsin ah. Bizi düşürdüğü durumlara bak. Bir de onu yapmam bunu yapmam. Rasim abiye he dese ne olur sanki? Merak etme kızım. Tahsin o işi yapacak gör bak. İşte buyurun. Ah. Üzülme sen. Üzülme. Hadi üzülme artık. Abi, dayımla konuştum. İstediğin parayı verecek. Ama biraz zaman alacakmış. Geri ödemesi için de yaparız bir şeyler dedi. Çok şükür, toparladık o zaman. Dayım parayı verdim, bir nefes alıp düze çıkarız. Sonrası kolay zaten. Anne, hayırdır? Hayır mı, şer mi? Onu da sen söylersin artık. Otur anne, otur. Ferit anneme bir çay getir. Zahide'nin oğlu Ahmet. Sana verdiği parayı istiyor. Hay Allah. Hemen mi? Bir konuşup biraz erteleseydin anne. Ferit'in dayısı biraz borç verebilecek ama hemen değil. Ben onu alıp işleri yoluna koyardım. Sonra da... Oğlum, borç üstüne borç da bu yamalar kapanır mı? Bak, Zahide'nin daha dün kısa dolma gezen oğlu seni geçti. İyi de anne daha ne yapayım? Elimden geleni yapmıyor muyum? Oğlum, şimdi yine olmaz diyeceksin ama şu Rasim'in dediği işi yapsın. Olmaz mı? Ben içmeyeceğim çocuğum, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Ferit bir müsaade eder misin? Rasim, benim Tahsin. Şu iş var ya, kanser ilaçları. Ben o işte varım. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin. Yemek yapmadın mı? Var orada mutfak masasının üstünde bir şeyler. Atıştır istiyorsan. Bu ne? Rasim'in iş teklifini kabul ettim. Gerçekten mi? Ay canım çok sevindim. Bak göreceksin her şey yoluna girecek. Ben gideyim de yiyecek bir şeyler hazırlayayım sana. Güzelce karnını doyur. Merhaba Ferit. Merhaba Rasim abi. Tahsin daha gelmedi mi? Yok abi daha gelmedi. Bir şey mi istedin? Birkaç koli ilaç getirmiştim de onları bir içeri alalım diyecektim. Sen ilaç işine mi girdin abi? Yok tam öyle değil. Bir arkadaşa yardım ediyorum kısa bir süre. Ben sana yardım edeyim abi. Hı-hı. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Tahsin abi, dayım parayı bu akşam alabileceğini söyledi.
Bir de geri ödemesi için belirli bir süre koymadı. İşler ne zaman yoluna girerse o zaman ödeyebileceğini söyledi. Nasıl abi? Tam istediğin gibi değil mi? Feritçim, dayına çok teşekkür et. Para işini hallettim ben. Gerek kalmadı yani. Sağ olasın. Öyle mi? Tamam abi. Eğer hallettiysen sorun yok. Ama yine de aklında bulunsun. Eğer sıkışırsan falan dayım yardım eder. Eyvallah aslanım, sağ olasın. Al bakalım. Gerisi de ilaçlar dağıtıldıktan sonra gelecek. Bu işte bu kadar para var mıydı ki? Bu daha ne ki? Dağıtımdan sonra 5 katını alacaksın. Aslında çok para kazanabilirsin ama... sen sadece bir defalık yapacaksın. Bunu konuştuk Rasim. Yine aynı yere gelmeyin. Tamam. Anlaşıldı ortak. Nasıl istersen öyle yap. Ben de ısrar yok. Saymayacak mısın? Bak bakalım ne kadar var. Dağıtıma başlayalım ortak. Hadi bana eyvallah. Tamam, görüşürüz. Sonuçlarını aldım anneciğim. Bunları da doktora gösterince işimiz bitiyor. Teşekkür ederim kızım. Sabah sabah seni de yordum ama kusura bakma. Olsun anneciğim. Ne oldu böyle bilmem ki. Herhalde soğuk aldım. Tahsin'e bir şey söylemedin değil mi? Yok anneciğim, hiçbir şey söylemedim. Aman boş ver bilmesin. İşine gücüne baksın. İşi gücü yolunda olsun da. Anne... sen olmasan Tahsin Rasim abinin iş teklifini kabul etmeyecekti. Vallahi daha şimdiden yüzümüz para gördü. Ferit. Buyur abi. Maaşın. Kusura bakma, geciktirdik biraz. Önemli değil abi, sağ ol. Bundan sonra bir daha böyle bir şey olmayacak. İnşallah abi. Bunlarla da benim kredi kartı borçlarımı öde. Tamam abi. Annemin nesi var doktor bey? Önemli bir şey değil, değil mi? Neriman Hanım. Şimdi söyleyeceklerim sizi üzecek ama lütfen sakin olun. Maalesef kansersiniz. Bak Tahsin, neredeyse bitti sayılır. Geriye 5 eczane kaldı. Tamam ortak, gerisini yarın hallederiz. Vay Tahsin Bey. Demek sonunda bana ortak dedin ha? Ya Tahsin Bey, gel şu inadı bırak da şu ilaçların hepsini beraber bitirelim. Olmaz Rasim. Bir defalık dedi. Peki, madem öyle bana senin gibi güvenilir birini. Tamam. Sağ ol kızım. İşleri hallettin mi kızım? Hallettim anneciğim. Aman kızım, Tahsin'e bir şey söyleme. Hele biraz toparlanayım da sonra söyleriz. Zaten işleri daha yeni yoluna koydu. Aklını karıştırmayalım şimdi. Peki anneciğim, sen nasıl istersen. Ama keşke bu gece bizimle kalsaydın. Yok kızım yok, üzülme sen.
İyi. Hem doktoru duydum. Bu ilaçları kullanırsam bu hastalıktan kurtulacağım. Senden tek istediğim bunu Tahsin'e duyurma. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi gidelim kızım. Hadi kal. Hadi. Neredesin canım? Tam seni arayacaktım ben de. Neriman anneye gitmiştim. Annem nasıl? İş güç derken unuttuk kadını iyice. İyi iyi. Yani fena değil. Her zamanki gibi işte. Al. Bu nedir? Oğlanın okul taksidi. 3 ayı birden ödeyeceğiz. Bundan sonra sıkıntı yok andan. Son ilaçları dağıttıktan sonra gelecek parayı da eklersek. Paraya bak. Ne? Boşuna bu işte para var demiyoruz oğlum. Sen hala ben bir defalık yapacağım deyip dur. Abi ilaçları yükledim. Nereye gidecek? Hemen atıp geleyim. Yok, gerek yok Ferit. Ben dağıtacağım ilaçları. Sen buraları topla. Tamam abi. Görüşürüz. Tamam abi. Allah Allah. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Bu ilacı alacaktım. Buyurun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hadi anne. Al bakalım ortak. Sağ olasın. İyi kazandın. Eyvallah. Madem iyi iş yaptık, ziyafeti de hak ettik. Yeni araba aldınız demek ki. Evet canım. Hayırlı olsun. Ne kadar aldınız? 150 bin lira. Ahmet'in işleri çok iyi gidiyor bu aralar. Maşallah. Bir çay daha vereyim mi sana? Yok canım, içmeyeyim, sağ ol. Ahmet birazdan arar. Buluşup bir yerlere gideceğiz. O da buyursun gelsin. Gelmek ister de malum Tahsin abi hani biraz ona borçlu ya. Sanki o borcu hatırlatmak gibi olmasın diye gelmiyor. Ay olur mu canım? Ne alakası var? Hem Tahsin'in işleri düzeliyor artık. Öyle mi? Bilmiyordum. Hadi gözünüz aydın. Millet orada burada konuşup duruyor. Ahmet de çok üzülüyordu valla. Tahsin abi işleri batırdı diye. Ay yok canım, ne alakası var? Ben bir çay daha alayım. Vay be, sen bizim tıfıl Ahmet'e bak. Daha düne kadar abi ne iş yapayım? Sen bizim piyasayı biliyorsun. Bir yol göster deyip duruyordu. Ya her şey bir yana da. Sen bu adamın parasını ne zaman vereceksin? Niye? Ne oldu ki? Ne olacak? Adamın görgüsüz karısı geldi. Bütün gün iğneleyip durdu. Bir de aşağılıyor. Yok Ahmet üzülüyormuş sana da. Acıyormuş da. İşleri batırmışsın diye. Böyle saçmaladı durdu.
Ortak, gel şu işin devamını getir. El niye yesin? Tepme bu fırsatı. Ben sana bir çay getireyim. Alo, Rasim. Sana birini bulacaktım yani. O iş tamamdır. Yarın ofise gel konuşalım. Tahsin yanında mı? Hı hı. Ona bir şey belli etme. Yarın benim hastaneye gitmem lazım. Sen de benimle gelsene. Tamam anneciğim, tamam. Sabah görüşürüz. Ne diyor? Bir sıkıntısı mı var annemin? Yok canım, ne sıkıntısı olacak? Keyfi yerindeydi. Alışverişe çıkacağız da onu hatırlatmak için aramış. Yarın bunu anneme verirsin. Ben de işleri toparlayıp görmeye gideceğim zaten. Kolay gelsin. Aa, Rasim hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Ne bu keyif? Ferit, bize yandan iki kahve kapıp gelsene. Olur abi. Söyle bakalım benim yeni ortak kim? Güvenilir biri mi? Sonra beni gammazlamasın. Gerçi sen güveniyorsan tamamdır bu iş. Ama insan yine de bir korkuyor. Merak etme Rasim. Zaten tanıdığım biri. Sorun çıkmaz yani. Kim bu ya? Merak ettim. Benim oğlum ben. Ha şöyle yola gel. İyi de ne oldu da böyle aklın başına geldi? Bir şey oldu yok. Bana para lazım, hepsi bu. O zaman benden demesi. Çok büyük para kaldıracaksın Tahsin. Köşe olacaksın, köşe. Oo abi, çok güzelmiş. Demek beğendin Ferit. Beğenmek ne kelime? Süper bir şey bu abi. Süper bir şey bu ya. Vay Tahsin, hayırlı olsun. Sağ olasın. Bir içeri geçsek. Yeni bir iş var. Buyur geçelim. Hadi. Oğlum senin patron ne iş çeviriyor? Nereden bulmuş bu arabayı? Ne diyorsun sen be? Kendi işine baksana. Sen bekle burada. Ben diğer kolileri getireyim. Tahsin, anlatamadım galiba. Sürekli kanser ilacı satamayız. Yarın öbür gün kokusu çıkarsa kendimizi kurtaramayız. Hem başka bir iş var. Boş kalacak değiliz. Neymiş bu iş? Sahte kozmetik. Hem sahte ilaç gibi tehlikeli değil. Ama daha az kazanacağız. Kazanmayacaksak niye giriyoruz bu işe? Hamallık mı yapacağız? İyi de Tahsin, elde başka ilaç yok. Olsa niye satmayalım? Sen bir ortamı yokla. Bizden iyi pazar mı bulacaklar? Olmazsa yine kozmetiğe bakarız. İyi yapmışsın Tahsin. Vallahi ömürlük araba. İşleri de yoluna soktun. Yavaş yavaş ödersin. İşte millet bilmiyor ki abi nasıl alındığını, nasıl ödendiğini. Şu ilaç firmasının şoförü ileri geri konuştu. Boş ver sen Ferit. Dalaşma kimseye. Olur mu öyle şey abi? Buradan ekmek yiyoruz. Ne yani, yediğimize içtiğimize haram mı katıyoruz? Aslanım, elin ağzı torba değil ki.
Sen işine bakacaksın. Öyle abi, haklısın. Görüyorsun işte. Şu sahte ilaç işine bir ara vermek lazım. En iyisi kozmetik. Ben bu piyasadaki en güvenilir adamlardan biriyim. Herkesten şüphelenirler, benden şüphelenmezler. Korkmana hiç gerek yok. İşine baksın. Anne. Sence de artık Tahsin'e söylememizin zamanı gelmedi mi? Ha? Aman, yok çocuğun aklını bulandırma. İşine gücüne baksın. Daha zamanı değil. Hele bir işlerini anne yoluna koysun da sonra söyleriz kızım. İyi de anneciğim, artık bir sıkıntımız kalmadı ki. Tahsin Zahide'nin oğluna olan borçlarını bile ödedi. Hatta kendine yeni bir araba bile aldı. İşleri çok iyi maşallah. Handan, kızım, bak bir daha söylemeyeyim. Sakın Tahsin duymasın. Ben biraz toparlanayım, iyileşeyim, yine söyleriz. Hem kaç aydır ilaçlarımı kullanıyorum. Biraz daha sabır. Tamam mı kızım? Tamam peki anneciğim. Sen nasıl istersen. Hadi gidelim. Oğlan aradı bugün. Telefonunu değiştirmek istiyormuş da para istedi. İyi tamam. Ne kadar istiyorsa gönder. Ya bir de şey diyecektim. Ne zamandır Nerim'in anneyi görmeye gitmiyorsun? Bir ziyaretine mi gitsen acaba? Sorma, hep aklımda ama işlerden bir türlü fırsat bulamıyorum. O niye gelmiyor? O geliyor da sen evde olmuyorsun. Neyse. Bence sen en kısa zamanda bir anneni ziyaret et. Olur olur. Ferit, ben anneme gidiyorum. Bir sıkıntı olursa ararsın. Tamam abi. Tamam, hadi. Hay Allah, çıkmıyorsun değil mi? Yok ya, olur mu öyle şey? Zaten önemli bir şey değil. Gel içeri geçelim. Ne oldu? Yeni bir ilaç işi var. Ne ilacı? Bu defa tansiyon ilacı. Kanser ilaçlarından daha karlı. Ha şöyle. Adam gibi işlere bakalım. Bırak kozmetik hammallıklarını. Peki ne kadar ilaç var? Bu iş uzun vadeli Tahsin. Bir koli iki koli değil. Anlayacaksın, çok kazanacağız. Allah Allah. Bunlar ödenmedi mi acaba? Peki bir daha sahte kanser ilacı satmayacak mıyız? Bilmiyorum.
Bence kanser ilaçlarına bulaşmayalım artık. Eldeki son kanser ilaçlarını da satıp şu işten kurtulalım. Tamam. Ben şu partiyi toparlayayım hemen. Eyvallah. Benim de ufak bir işim var. Sonra burada buluşuruz. Hadi. Ne oldu Ferit? Ne bakıyorsun? Abi! Sen bu herifle ne işler çeviriyorsun? O ne biçim laf Ferit? Ne diyorsun sen? Sahte ilaç neyin nesi abi? Sen nasıl böyle bir işe girersin ya? Ferit, yok öyle bir şey. Sen yanlış anlarsın. Bir de inkar mı ediyorsun? Hemen bu işi bitirecek ve eczanelerden o ilaçları çekeceksin. Olmaz Ferit. Yapamam böyle bir şey. Bu benim sonum olur. Öyle mi? Madem sen bunu yapamıyorsun, o zaman ben de polise giderim. İnsanların ölmesine göz yumamam. Rasim, hemen buraya gelmen lazım. Tahsin abi aç kapıyı. Abi aç şu kapıyı lütfen aç. Tahsin abi. Abi. Abi bir sürü insanın kanına giriyorsun. Abi lütfen aç şu kapıyı. Tahsin abi aç kapıyı lütfen aç. Abi aç şu kapıyı lütfen. Abi aç kapıyı. Ne var abi? Aç şu kapıyı lütfen. Aç şu kapıyı abi aç aç. Aç şu kapıyı aç. Hayır, annemi görmeye gitmedim. Aç şu kapıyı. İşim var andan gidemedim işte. Tahsin abi aç şu kapıyı. Uzatma artık işim gücüm var. Hadi kapat. Abi aç kapat. Şu kapıyı aç. Tahsin abi aç kapıyı. Anneciğim ya, of! Neden açmıyorsun telefonunu? Ya bir şey olduysa? Tahsin'e ne derim ben? Ne kadarını biliyor Tahsin? Her şeyi biliyor mu? Evet ya, sahte kanser ilaçlarına varana kadar her şeyi biliyor. Mahvettin bizi Tahsin, mahvettin!
Bu herif konuşursa bizi kimse kurtaramaz. Sana diyorum Tahsin, aklın nerede? Sakin ol. Bu işi halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Ferit bundan sonra hiç kimseyle konuşamayacak. Böyle halledeceğim işte. Ne? Anladın mı? Nasıl yani? Sen şimdi bu çocuğu öldürecek misin? Başka yolu var mı? Anne! Neredesin? Anne! Anne! Anne iyi misin? Anneciğim! Anneciğim ne oldu? Anne! Alo! Lütfen hemen bir ambulans gönderin. Annem fenalaştı. Anne! Kaçmasın. Adamı iyi kilitledin mi? Buradan çıkamaz. Merak etme. Nasıl yapacağız bunu Tahsin? Bana bak Rasim. Sakin ol. İşleri berbat etme. Eldeki son ilaçları da dağıtıp sonra içeridekinin icabına bakacağız. İyi de bu çocuğun kimi kimsesi yok mu? Hemen ortaya çıkmaz mı? Bir dayısı var. Korkma. Yokluğunu senden benden başka hiç kimse anlamaz. Ne var Andan? Ne istiyorsun? Ne oldu? Niye ağlıyorsun? Tahsin! Annem çok kötü. Hastanedeyiz. Hemen gel. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Ne oldu Tahsin? Hastaneye gidiyorum. Annem rahatsızlanmış. Dağıtımı sen yap. Ben taksiyle gelirim. Sonra araşırız, tamam mı? Hadi. Tahsin abi! Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı, aç! Abi insanların kanına giriyorsun. Aç şu kapıyı lütfen, aç şu kapıyı artık ya! Handan? Handan? Ne oldu? Bugün birkaç defa aradım. Cevap vermedi. Ben de gidip bir eve bakayım dedim. Yerde öylece baygın yatıyordu. İyi de nesi varmış? Kimse bir şey demedi mi Handan? Tahsin. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ne olursun sinirlenme, tamam mı? Hem böyle olmasını annen istedi. Benim suçum değil. Lafı geveleyip durma Handan. Söylesene ne oluyor? Neriman Hanım'ın yakınları siz misiniz? Evet, oluyum ben. Neriman Hanım'ı yoğun bakıma almak zorundaydık. Durumu pek iyi değil. İyi de yanısı var. Nasıl yani? Annenizin kanser olduğunu bilmiyor muydunuz? Ne kanseri? Ne diyorsunuz siz? Ne diyor Andan doktor bey? Tahsin. Annem 2-3 aydır kanser tedavisi görüyordu. Benim niye haberim yok Andan? Bana niye söylemediniz? Seni üzmek istemedi. Benden de söylemememi istedi. İlaçları nereden aldınız? Nereden olacak Tahsin? Annemin evinin caddedeki eczaneden alıyorduk. Olamaz. Olamaz. Tahsin. Allah aşkına ne oluyor? Allah aşkına bu niye bu kadar önemli? Annem ben öldürdüm. O ilaçlar yüzünden öldü annem. Ne ilacı Tahsin? Ne diyorsun sen? Ben öldürdüm annemi. Benim yüzümden öldü annem. Sahte. Kullandığı ilaçların hepsi sahte. Ne?
Bu ne demek Kasım Bey? O ilaçları ben sattım. Annemin katili benim. Tahsin! Tahsin! Tahsin Bey! Tahsin! Hemşire! Tahsin! Hemşire! Tahsin! Efendim, aç, aç. Eder misiniz? Tahsin! Aç! Tahsin! Sedye getirin! Tahsin! Sedye getirin çabuk! Hemen! Çabuk olun, sedye getirin! Tahsin! Tahsin Bey! Tahsin! Kendinize gelin! Bir şeyler yapalım! Tamam, tamam, merak etmeyin. Ben bir şey yapmadım memur bey. Yürü kardeşim, yürü. Benim bir suçum yok. Yürü. Annem nasıl? İyi değil Tahsin. Hiç iyi değil. Annemi. Annemi görmek istiyorum. Ne oluyor Andan? Rasim. Tutuklanmış. Tahsin seni de. Hayır. Gitmem. Gitmem. Ben hiçbir yere gitmem. Götüremezsiniz beni. Hayır. Hayır, götüremezsiniz. Tahsin. Gitmem, hiçbir yere gitmem. Hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.